Hakan hocam, ahit sandığı gerçek mi, efsane mi? Böyle bir şey var mı? Varsa şu an nerede? Şimdi çok uzun detaylı bir konu. Günümüzde yaşadığımız olayların da birçoğu aslında yani bunlarla ilgili. Asıl bağlamak istediğim yer şu. İsrail şu anda insanlara bu zulmü yaparken ahit sandığının mı peşinde? Şöyle diyelim, ahit sandığının peşinde olduğu için bu zulmü yapıyor dersek doğru olmayabilir. Ama gördüğünüz gibi bakın bu resimde de neyi görüyoruz? Bir ordu var. Ordunun başında taşınan bir ahit sandığı var. Bakın ordu da silah olarak kullanılmış. Mızraklı bir ordu savaşa giderken ahit sandığını taşıyor. Bunun gibi birçok ifade var. Ve bu Tevrat'ta da belirtilmiş. Kur'an'da Bakara 248. ayette geçer. Ve en önemli Talut'un krallığıyla ilgili olarak ahit sandığından bahsedilir. Şüphesiz gerçekten inanıyorsanız sizin için çok önemli bilgileri ihtiva eder diyor. Yani bu konuyu araştırın, çok önemli gerçeklerin arkasında bu olayı göreceksiniz diyor. Bunu nasıl araştıracağız? Kur'an'da böyle kısaca veriliyor. Tabii ki kendi dönemine ait olan Tevrat'ta çok daha detaylı anlatılıyor. Ve hemen hemen bu görüntülerde olduğu gibi akasya ağacından bir ölçüsü sandık. Ne hocam? Şimdi ölçüsü şu. 2,5 arşına uzunluğu, 1,5 arşın yükseklik ve 1,5 arşın da eni olacak diyor. Yani bu fotoğraftaki gibi bir şey gibi. Diyorsunuz. Zaten bu fotoğraflar hep bu Tevrat'ta verilen göre. Ondan sonra diyor ki işte üstüne kapak yapacaksın, iki tane kerubim meleği, kanatları birbirine bakacak, yüzü ahit sandığına bakacak, iki tane dört halka, çok detaylı. Onları da mı Tevrat'ta anlatıyor? Tabii ki, tabii ki. Yani şu meleklerin birbirine bakışı, açıları, aynen hepsi. Öyle, aynen öyle. Yani şimdi burada hepsini hazırladım ama çok süremiz kısıtlı diye hızlı geçiyorum. Hepsi Tevrat'ta detaylı anlatıyor ve bu çok enteresandır. Levi kabilesinden olanlar bunu sadece koruyor ve taşıyor. Yani belli bir soya veriliyor bu. Neden o soya veriliyor? Onu da kendi fikrimi söyleyeyim. Çünkü çok ciddi bir radyasyon kaynağı olduğu, enerji kaynağı olduğu ve dolayısıyla kapasitör olarak bir teknolojik cihaz olduğu konusunda son derece iddialıyım. Çünkü kanıtların hepsi bize bunun böyle olduğunu gösteriyor. Yani bugün neye benzetirsiniz Hakan hocam diye sorsanız, ben bugün cep telefonuna benzetirim. Tamamen bir iletişim aracı, taşınabilir olduğu için de mobil iletişim aracı. Size bugün neyi çağrıştırıyor? Cep telefonu. Çünkü tanrısıyla iletişim kuruyor ve size birçok da avantaj sağlıyor. Yediği verin arkadaşlar. Yani Tevrat'ı Kur'an'ı inkar edemezler. Bizim, yani benim de yaptığım araştırmalar tabii ki bunlara dayalı. Ama sadece Tevrat ve Kur'an'la, Zebur'la ya da eski kaynaklarla değil, ilim ve bilimi de işin içine sokuyorum. Neden? Çünkü biz binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve yorumlar binlerce yıl öncesine ait. Fakat orada gerçekten bizlere anlatılan öyle noktalar var ki bunların arkasından çok yüksek seviyeli, günümüzün bilim ve teknolojisinin de ötesinde bir anlatım ve bilimsellik çıkıyor. Ben yapısından birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden belli bir ölçüde, neden altın kaplatıyorsunuz? Yani çölün ortasında bir kavmi 40 yıl boyunca gezdireceksiniz, yiyecek ekmeğiniz yok. Ve yaklaşık işte 2,5 arşınla 1,5 arşın ölçüleri 110 santim ve 70 santim. Yani özel bir ölçü veriliyor bakın. Çok özel böyle, milimetrik ölçü. Peki o Tevrat'tan mesela söylediğiniz o sözler tahrif edilmiş olamaz mı? Olamaz. Neden olamaz? Şu. Aynısı piramitlerin de ölçü sisteminde var. Aynısı Bosna piramitlerinde var. Dünya insanına mal olamayacak bir açıklaması yapılamamış birçok mimaride, dünya genelinde ve yani hani tam olarak arkeolojinin tarihinde açıklamadığı birçok ölçüyü inceliyorsunuz. Hep içinde bu oranların olduğunu görüyorsunuz. Yani kafadan uydurma bir oran değil bu. Bu kutsal oran. Ses İlahi harmonik, oran mı yani? İlahi. Tekrar sandığı verin arkadaşlar. Evet. Yani şimdi bu oranlar kesinlikle kutsal denilen oran. Şimdi bir oranın, bir sayının nesi kutsal olabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl pi sayısı çok özel bir sayıysa, nasıl işte altın olan fi sayısı çok özel bir sayıysa, ses harmonikslerinin birbiriyle, bunların altın oranla ilgili bazı adımları var. Matematiksel, geometrisel adımları var. İşte bunlar tek bir yerde hiç enerji kaybı olmadan birbirlerine dönüşecek tek bir adım silsilesi var. İşte buna kutsal oran silsilesi diyebiliriz ki bunları yıllardır seminerlerimde anlatıyorum. İşte
Bu oranlar, gördüğünüz bu oranlarda buna neredeyse milimetresi milimetresine yapılmış. Şimdi 110 santim dedik uzunluğuna. Evet, onun tam olarak 108 olması lazım ki onu ölçüp biçecek halleri yoktu ve 70 santim yerine de 69,12 santim. Bakın kutsal oranların ne kadar yakın olduğunu görüyor musunuz? Burada sadece ayıt sandığıyla ilgili ve sınırlı değil. Bakın Tevrat'ta Süleyman Mabedi'nin eni, boyu, sütunları neyle kaplanacak, masa kaça kaç olacak, kenarı ne kadar olacak, neresine altın kaplayacaksın, hangi sırayla koyacaksın, inanılmaz derecede. Bu değil arkadaşlar. Yapılan perdelerin halkaları bile altın, sütunlar belli malzemelerden yani üstü altın kaplanıyor. Yani şimdi bugün İsrail Gazze'ye saldırırken işte diyorlar ki Mescid-i Aksa'yı yıkacak, Süleyman Tapınağı'nı inşa edecek. Süleyman Tapınağı'nı nasıl inşa edeceğinin bir en ince detayı var. Tevrat'ta var. Çok iyi. Bakın keşke böyle uzun uzun anlasak ama şu fotoğrafları verseniz arkadaşlar şöyle Hakan Hoca'nın verdiği. Olay var. Süleyman Tapınağı'nın ya bir arabanın aküsü olmadan arabayı çalıştırabilir misiniz? Bakın burada tapınağın eni boyu ölçüleri o kadar. Şurası Süleyman Tapınağı mı hocam? Bu tapınak değil. Bu tapınaktan önce ahit sandığının Hazreti Musa ile temas kurması adına, bakın burası çok önemli, verilen ölçü ve özelliklerde taşınabilir çadır versiyonu. O çadırın bile eni boyu var. O kadar. Aynı çadırın bile var. Ve bu ölçüler her zaman ses harmonikleriyle ve o evrensel şeylere birebir uyumlu. Ve bunun en önemli kanıtı. Bu resimde de şey yapılmış. Bu tabii ki bir belge. Burada virgül atar mısınız? Tabii. Orada bir, üstünde de bir duman var. Şimdi onu anlatacak. Onu ne zaman şunu gösterelim hemen, ben şöyle bir göstereyim izleyicilerimize. Yani ben bunu bak bu kadar hocam hocalarla bir araya geliyorum ama şu dumanı anlatabilen kimse yok. Kimse yok. Şunu yakın gör. Evet, ahit sandığının üzerinde. Hatta sizi ayağa davet ederiz. Olur, eğer dilerseniz. Ki. Arkaya da arkadaşlar o fotoğrafı verir. Buyurun hocam, bunu da size vereyim ben. Alalım. Arkadaşlar da oraya ekrana versinler görüntüyü. Şimdi yani o dumanın sırrı ne? Ahit sandığının üzerinde duman ne arıyor hocam? Ya da bulut. Şöyle, tabii ki bunlar birebir ele alınacak şeyler değil. Bir fotoğraf değil, belgesel değil. Ama oradaki insanların, o dönemdeki insanların sonuçta aktarmış olduğu çizimler. Yani birebir bu şekilde değil, bir temsili bir şey var. Ama hep bu şekilde temsil edilmesi bana ilginç geliyor. Bu çadırın 40 yıl boyunca burada İsrailoğullarının, Hazreti Musa'nın peşinden 40 yıl boyunca çölde gezmeleri ve burada sürekli olarak ahit sandığını yanlarında tuttuklarını görüyoruz. Ve burada ahit sandığı çok özel ölçülerle, bakın bu çadır bile çok özel ölçülerle. Direk sayıları, eni, boyu, perdeleri, perdelerin halkası, kutsalların kutsalı denilen alan ve onun içinde de ahit sandığı var. Buradaki sunaklar, masalar hepsinin özel ölçüleri var. Şimdi neden bu ölçüler verilmiş diye çok araştırdım. Çünkü biliyorsunuz sizle de program yapmıştık frekanslar üzerine, kutsal geometri üzerine. Bir baktım hepsi kutsal geometri ile alakadar. Evrensel yasaların, geometrilerin yansıması. Ve burada ahit sandığının olduğu yerin üzerinde sürekli şu şekilde kapkara bir buluttan bahsediliyor. Bakın bu bulut sadece ahit sandığıyla ilgili değil. Hazreti Muhammed daha küçücük bir çocukken Arabistan'a getirilirken de tepesinde aynen böyle siyah bulut olduğunu, Arapların onun peygamber olacağını oradan anladıkları söylenir. Ve bu bulutun içinden sürekli şimşekler, yıldırımlar ve ışıklar çıkıyor. Ve bu bulut buraya çöktüğü zaman ve ona da Rabbin görkemi diyor. Rabbin görkemi diyor, çadırı doldurdu. Herkes kendi etraftaki çadırlarına gidiyor, ibadet ediyor. Ve onu gören Hazreti Musa gidiyor, Tanrısıyla birebir arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu diye Tevrat'ta çok açık. Bakın bu bulut, Kur'an'da bunları bağlantısını hiç kimse bence yeteri kadar önemsemiyor ama en önemli bağlantılar var. Kur'an'da bu bulutun aynısı Ramam diye geçiyor, yumuşak G ile başlıyor. Ramam yani gizleyen, örten anlamına gelen Arapça bir kelime var. Ve bu hamam bulutları bizde yağmur bulutu olarak yanlış çevriliyor. SHB kelime kökü olan Arapça kelime yağmur bulutu demek. Ama ona da yağmur bulutu diyorlar. Hamam denilen aynı bu olayı anlatan buluta da, gizleyen, örten, içinde bir şey saklayan buluta da aynı hatayı yapıyorlar. İşte o bulut da Kur'an-ı Kerim'de. Bana göre göksel gelişmiş bir teknolojinin iletişimi burada söz konusu. Allah. Bakın bunu çok açık ve net dile getiriyorum. Çünkü burada Tanrısıyla, Rabbiyle iletişime geçiyor, konuşuyor ve bu bilinçli şekilde oluyor.
Yani kendisi transa geçerek olmuyor. Bir cihaz kullanıyor. Yani kendi bir kanallığını kullanarak ona bir vahiy gelmiyor. Bir araç kullanılarak, yani bugün cep telefonuyla görüntülü konuşmak gibi düşünebilir bu. Diğer resme de geçelim. Birkaç örnek daha göstereyim. Değiştirin bakalım fotoğrafları. Bakın, arkadaşlar. Bu anormalliği görüyorsunuz. Günlük gülistanlık bir şeyde simsiyah bir bulut ve içinden ışıklar çıkıyor. Ve bu bulut 40 yıl boyunca, bakın 40 yıl boyunca bu bulut geceleri ışık saçıyor. Gündüzleri de siyah bir bulut olarak orada İsrailoğulları'na yön gösteriyor. Haydi arkadaşlar, fotoğrafları değiştirin. Bir sonraki şeye geçelim. Bakın burada yine ne temsil edilmiş? Çadırlar etrafta toplanılmış, işte dağların ortasında. Işık ve buluta bakar mısınız? Nasıl tasvir edilmiş? Bu normal bir ışık, normal bir bulut değil. Peki nedir o zaman bunun kaynağı? Bazıları diyecek ki burada sunular var, dumanlar. Bakın onun dumanı. Bir ateş dumanı nasıl çizilmiş? Şu kadar ve duman renginde. Bu ateşle ilgili bir şey değil. Dumanla ilgili bir şey değil. Bulutla ilgili hiçbir şey değil. Çünkü etrafta hiç bulut yokken de bu bulut var. 40 yıl boyunca sabit de değil. Bazen çöküyor bilinçli bir şekilde. Hazreti Musa burada iletişime geçiyor. Ve bazen kalkıyor ve hareket ediyor. Bakın bu çok önemli. Ve bu yıllarca hareket etmiyor. Sonra vakti geldiği zaman onları ağır ağır bir yere götürüyor. Gece ışık saçarak ve gündüz bulut şeklinde bütün buradaki kavmin iletişimini, hareketlerini bu sağlıyor. Sonraki resimlere bir hızlı hızlı göz atalım. Bir sonrakine bakalım. Hocam bunlar sadece Tevrat'ta mı belirtiliyor? Mesela hadis-i şeriflerde var mı? Şimdi şöyle, tabii ki dönemine baktığınız zaman hangi döneme yakın? Tevrat'a yakın. Şimdi baktığın zaman milattan sonra Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim 620'de başlıyor, 632'de o tarihten yüzlerce sene eskisi olduğu için ve tam olarak Tevrat'ın oluşum malzemesi ve konusu bu olduğu için tabii ki Tevrat'ta çok detaylı şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle düşünebilir izleyicilerimiz. Yani işte tahrif edilmiş i̇şte olması onu soru işareti yaratıyor. Tevrat'ı uydurdular, kendilerini abartıyorlar. Kendi kitaplarını, kendi peygamberlerini, olaylarını abartıyorlar diyeceksiniz. Evet. Bunu yapabilirler, tahrif edebilirler. Peki ya oranlar? Biraz sonra söyleyeceğim, bilimsel karşılıkları var. Onu yapamazlar. Onu da anlatacağım. Bakın burada yüz binlerce takipçisinin olduğu söyleniyor. Ve bunun burada bakın işte bu taşınabilir o özel ölçülerde yapılan çadırdan bahsediyoruz ve kutsalların kutsalının içinde. Bakın tepedeki bulutu görüyor musunuz? Girdap şeklinde ışık ve bulut, bir enerji bulutu var. Bu kesinlikle dünyevi bir şey değil. Yani burada dünya dışıyla bir temas var. Buna in mi dersin, cin mi dersin, melek mi dersin, Anunnaki mi dersin, iblis mi, şeytan mı? Ne dediğiniz tabii ki tartışma konusu ama normal bir şey olmadı. Bakın görebiliyor musunuz? Bütün resimlerde bu şekilde ifade edilen bir olgu var. Ama çok ilginçtir. Binlerce yıldır hiç kimse bundan bahsetmiyor. En ufak şeye takılıp kaldığımız zaman en büyük gerçekleri es geçiyoruz. Burada dünya dışı bir teknoloji ve iletişim yöntemi var. O yüzden diyorum iletişim aracıydı. Bilim adamları ne diyor hocam? Bilim adamlarından da bahsedeyim. Bir iki resim daha geçelim. Tamam, burada bir fotoğraf daha verelim. Gösterelim diye. Bakın burada çadırın özellikle ölçüleri var. Yani neden eni böyle olacak, boyu böyle olacak, bunun şurasında şu olacak, burada işte sunaklar olacak, burada kutsal bir alan olacak, o altın oran de bölünecek, o perdenin halkaları bile masası, sütunları altın kaplanacak diye, yani bu eziyetin bir sebebi olması lazım, bunların bir karşılığı olması lazım. Hepsi teknolojik bir elektromanyetik alan ve enerji yaratmak için. Onu söyleyeyim. Hızlıca geçelim. Yine bakın, yine alevleri görüyor musunuz? Yani şimdi bunlar normal olmayan bütün sistemleri bu şekilde lütfen herkes düşünsün. Şimdi bir tane daha geçebiliriz, sonra konulara devam edelim. Bu da gece olduğunda, bakın gece olduğunda da bu sefer ışık saçan bir hale geliyor. Bu aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de de örnekleri var. Nerede örnekleri var? Lut kavmine gece sizi takip edecekler diye mesela Mısır'dan çıkışta kullanılıyor. Mısır orduları geliyor Musa peygamber döneminde. Gece onlar kaçarken bir bulut, aynen bulut aralarına giriyor ve bunları bir ışıkla şuraya gideceksin, buraya gideceksin diye ışıkla yönlendiriyor ve buluttan dolayı diğerleri onları göremiyor. Bunun aynısı Lut kavminde Mısır'dan çıkışta Hazreti Musa'nın bu temaslarında her zaman bir bulut onlara önderlik ediyor ve bu bulut havalanıyor.
gidiyor, Paran çölünde durdu diyor. 4 gün boyunca hareket ediyor, bir yere gidiyor, duruyor ve oraya çöküyor. Ve hepsi bunu görüyor ve yaşıyor. Hocam peki Ahit Sandık şu anda nerede? Sizin fikriniz ne? Yani şimdi, Hakan Yedican 25 yıldır değil mi? Doğru söylüyor. Tabii, tabii, bu konuyu araştırıyor. Şimdi ondan önce şu soruyu cevaplayalım. Bir önceki sorunuzu. Bilim mi? Evet. Tamam. Bilim konusuna gelelim. Çünkü bunlar bilimsel değil. Niye biz bunlara inanalım? Bunların bilimsel bir altyapısı yok diyen bir sürü bilim insanı var. Bakın Ahit Sandığı'nın yapısı çok basit şekilde iki tane iletkenin ortasına bir yalıtkan koyduğunuz zaman bugün teknolojide kapasitör ya da kondansatör elde edersiniz. Bu da içinde elektrik enerjisini biriktirmeyi kolaylaştıran ve oluşturan bir devre oluşturur. Bu elektriği depolar ve çok yüksek şekilde deşarj eder. Doğrulama işleminde frekans ayarlamasında kullanılır ve belli parazitleri engellemekte kullanılır. Gerilimi arttırmak için kullanılır. Şimdi ben diyorum ki yapısı kesinlikle ahit sandığının bir kondansatördü, kapasitördü. Bugün bütün bilgisayarda, teknolojilerde olmazsa olmaz bir elektronik devrenin ta kendisiydi. Ki bunun aslında bu mobil versiyonuydu. Mobil olmadan asıl bunun muazzam versiyonu neydi? Nereden çıkıyor bu teknoloji? Mısır piramitlerinden. Mısır piramitleri de muazzam bir enerji cihazıydı. Bu onun mobil versiyonu diyorum. Hiç oralara girmeyeceğim. Çünkü Hazreti Musa da Mısır'dan çıkıyor ve bunları çok iyi bilip orada yaşayan bir insan. Burada bunun dev bir kapasitör olduğunu söyleyen bir bilim insanından bahsedeyim. İncil'de, Tevrat'ta bu olayları inceliyor ve 1933 yılında bir mühendis profesörü bu üzerine yanlışlıkla dokunarak ölen, anlatılan kayıtlarda Uzza diye birisi var. Öküzlerin taşa, tekerleğe takılıyor. Değmemesi gerekiyor. Üstündeki keçi postu düşmesin diye değiyor ve orada çarpılarak ölüyor. Şimdi bunlar bilimsel altyapısı olan hareketler herkesin, yüz binlerce insanın gözü önünde olmuş, kayıtlara geçmiş. Ve bunu Chicago Daily Tribune'un 5 Mart 1933 tarihli yayınında Lewis Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Bölümü Dekanı Profesör Frederick Rogers. Bakın bu insan mühendislik bölümünün dekanı diyor ki bu kesinlikle elektrikli bir kondansatörün yapacağı iştir. Bakın işin uzmanı, bu olanın dekanından bahsediyorum. Peki abi, araştırma burada yani haşa Allah orada o neydi? Kondansatör. Onunla mı yani iletişim kuracak ki? Şimdi şöyle, burada yani istediği zaman Allah zaten konuşabilir. Başka bir olaya giriyoruz. Allah dediğimiz bu sistemleri kullanan, kullandırttıran, bu sistemlerin karşısında olan kadiri mutlak mıdır, değil midir? Kadiri mutlaktır tabii ki. Bakın kadiri mutlak değildir diyorum. Kadiri mutlağın aracılarıdır. Bakın kadiri mutlak kendisi kondansatör kullanmak asla onun işi evet. Yani kapasitör yap, işte tahtayı yont, işte piramit yap filan, bunlara kadiri mutlağın ihtiyacı olamaz. Konuşur, senin şah damarından yakın, sana zaten o bilgiyi verir. Bunlar yani Allah'ın ona ihtiyacı yok. Yoktur. Ama yaptıran odur. Yapanlar onlar değildir. Daha alt varlıklar. İşte ben bugün bunlara bütün sistemi incelediğim zaman Anunnakiler, bizim cin dediğimiz, melek dediğimiz kavramları incelediğiniz zaman üst boyut bilinçli varlıkları var. Çeşit çeşit. Bunlar Kur'an'da, Tevrat'ta her yerde geçiyor. Bu teknolojileri kullananların da ta kendisi bunlardır. Peki o zaman bu sistem Rahmani Kur'an'da anlatıldığı gibi değil mi? Kur'an zaten bunu anlatıyor. Kur'an'a ters asla bir şey söylemiyorum. Ve Kur'an'da bu varlıkların, işte hep seminerlerde anlatıyorum. Bu varlıklar insan değil, kadir mutlak da değil. Ara varlıklar. İşte bunları bilmezsek Kur'an'ın en büyük günahlarından biri olan şirk suçuna, batağına düşüyoruz. Bunları kendilerini Tanrı olarak, kadiri mutlak olarak gösteren bu varlıkları kesinlikle ayıklamamız lazım. Burada virgül atalım hocam. Hakan hocam çok kısa, şu an nerede olabilir Ahit Sandık? Ya bununla ilgili birçok iddia var. Yani ille de şuradadır diyen bence doğru bir yorum yapmamış olur. Ama kimi der ki kapağı Hatay'da bir mağaranın içinde. Kendisi Teberya Gölü'nün dibinde ve bu belli bir dönemde, yine ahir zaman içerisinde bu gölün suyu bir sebepten dolayı, ki bana göre manyetik kayma bu suların yerlerini de değiştiriyor. Mantıklı olabilir.
oradan çıkacak. Kimilerine göre tapınak şövalyeleri geliyor biliyorsunuz. Yani diyorlar ki ayı sandığı aranmıyor, önemsiz bir şey, sen niye bu kadar abartıyorsun? Onu tapınak şövalyeleriyle kendi aranızda çözün diyorum. Neden? Çünkü tapınak şövalyelerinin Kudüs'e gelme amacı dinle, Hristiyanlıkla ilgili bir şey değildi. Bunu nereden biliyoruz? Kudüs'e gelip 6 ay boyunca gece gündüz kazı yapıyorlar bu mabedin olduğu yerde ve 6 ay sonra bir şey buluyorlar. O buldukları şey neyse bütün haçlı, din, iman her şeyi bir kenara koyuyorlar. Bırakıp geri dönüyorlar. Hop geri dönüyorlar, bir daha da hiç Kudüs'te falan. Ya, o şeyi biliyorlar tabii, merkezin orası olduğunu çok iyi anlamışlar. Bugün bakın o merkeze geri dönme çabalarını görüyoruz. Peki şu anda kazılıyor mu? O altı kazılıyor biliyoruz. Altı kazılıyordu. Evet. Ve burada sesleri yakalayan, duyan Müslümanlar onları suçüstü yakalattı. Bayağı savaş çıkıyordu neredeyse. Ve o hahamlar hala iddia ile diyor ki bizim bu işte ahit sandığına ya da işte kutsalların kutsalına sadece metreler kalmıştı diyor. Bakın bunlar bu kadar sapkın bir şekilde. Hala peşindeler o zaman hocam. Şimdi aranmıyor, önemsiz, siz bunları abartıyorsunuz diyenlere duyurulur. Bu hahamlar burada neyi yapıyor? Yani dünya savaşı çıkacak ya orada. Bütün dinler birbirine girip hakikaten tam bir Gog Magog savaşı başlangıcı aşamasına geçecek kritik bir durumda. Bunlar hala neyi arıyor? Yarın öbür gün Netanyahu hani... Şimdi insanlar şuna şaşırdı. Biz kehanetlerden çok bahsediyorduk. Ya hadi oradan diyorlardı. Netanyahu kehanetleri teker teker yok. Ameliyatlar işte yaşaya kehanetleri deyince Allah Allah oldular. Bir ülkenin devlet başkanı böyle konuşuyor. Şimdi yarın öbür gün Netanyahu çıksa biz ahit sandığının peşindeyiz dese şaşırmayız herhalde. Şöyle ahit sandığının peşinde olmalarına gerek kalmadı. Neden biliyor musunuz? Bunun için özel bir yasa çıkartıp tüm dünya devletlerine imzalattılar. Nedir o? Yasa şöyle. Bir arkeoloji yasası olarak görünüyor ama altyapısında aslında ahit sandığı temeli var. Nedir o? Dünyanın neresinde olursa olsun. Diyelim ahit sandığı buldu şu şekilde Antarktika'da çıktı ya da Japonya'da çıktı. Hangi kültüre aitse bedeli karşılığında o kültüre teslim edilmek üzere diye bir yasa çıkardılar. Yani şöyle bir garanti altına aldılar kendilerini. Dünyanın kendileri bulmaz da başkaları bulursa. Nerede bulunursa bulunsun bedeli ne kadar ödeyecek? Al 50 bin dolar, 10 milyon, 20 milyon dolar diyecek ve kendileri buna el koyacak. Ama şimdi ahit sandığı ya birden çoksa sonuçta bunu insan yapmadı mı? Yani Hazreti Musa o dönemde bunu yapabiliyorsa ki mesela hep söylüyorum özellikle çivi kullanmayacaksın diyor. İşte şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diye ki bunu bilim insanları yaptı. Mesela Dave Hutchison diye bir bilim insanı var. Gerçekten bu bilimsel olarak böyle bir cihaz olabilir mi elektromanyetik, enerjetik diye. Tabii altın yerine bakır kullandılar ama aynı ölçülerde aynı akasya ağacıyla yaptılar ve çalıştı. Bakın bilim insanları, belgeselleri var, açıp izlesinler. Ondan sonra bunu başka şeyler, bilim insanları da bunun kesinlikle kapasitör ve enerji aleti olarak kullanıldığını görüyorlar. Ki bu Eriha'nın duvarlarını yıkan savaş aleti olarak da kullanılıyor. Şimdi düşünsenize hem başka boyuttan bir tanrıyla, bir varlıkla iletişim kuracaksınız ve bu eğer arkanıza alırsanız sizin aklınıza hayalinize gelmeyecek teknolojik desteklerle size savaş kazandırabiliyor. Ve başkalarının eline geçtiği zaman ki Filistinlilerin bir dönem eline geçiyor bu sandık. Ondan sonra Tanrı'nın emirlerine uymadıkları için onların hepsi 7 ay yaklaşık onlarda kalıyor ve bir sürü şehre yolluyorlar. Hepsinde radyasyon yanıkları, belalar çıkıyor. En sonunda alsınlar gitsinler diye yolluyorlar. Şimdi o yollamadan sonra belli bir şeyden sonra çok yağmalandı. Defalarca yağmalandı. Ve bu sandığın dünya literatüründe birçok yerde olabileceğiyle ilgili var. Efsane en önemlilerden var. Bir tanesini söylüyorum. Sebe Melikesi'nin olduğu yer. Süleyman Mabedi'ne biliyorsunuz gelen ve bizzat o dönemde ilişkili olan bir şey var. Bu yağmalardan önce Sebe Melikesi'nin onu koruma amacıyla oraya aldığı çok büyük bir iddia. Bunun delili nedir? Orada özel tapınaklar var. Sadece ahit sandığıyla ilgili ve ahit sandığının orada belli dönemler saklandığı kesin. Yani oraya gittiği, yani iyi anlamda korumak adına, yani işgalden korumak adına orada tapınağın bir tane rahibi oluyor. Seçiliyor, gönüllü olarak tamam diyor. Küçücük bir ev düşünün, tek katlı gibi böyle bir kilise, yani ruhani bir şey var. Sadece o evin içinden dışarı çıkmadan yaşıyor rahip. Tapınağı hiç terk etmiyor. Fakat bu rahiplerin sürekli o evin içinde yaşadığı şeyler var. Hepsini gözleri katarak oluyor.
inanılmaz göz rahatsızlıkları. Hala elektromanyetik radyasyon etkileri var. Japonya'da ve başka ülke kültürlerinde de yine bu sandıkla ilgili özel yer, şeyler var, ritüeller var. Şimdi tek tek bunları anlatamam, evet, ama çok uzun hocam. Dünyanın her yerinde bunun bağlantılı ritüelleri halen görülebiliyor.